Merhaba hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle çok güzel yeni bir yazma yapacağız. Bunun kenarına harika bir model başlayacağım. Ben özellikle bu yazmanın zemin rengine bayıldım. Böyle düz renk bir yazma olsa çok da güzel bir model yapılabilirdi. Yine sıralı, güzel, ince bir model. Sanırım bu da açık fıstık yeşili. Tam olarak adını bilmiyorum ama bana öyle geldi. Model biraz ağır olabilir. El oyalayıcı olabilir ama yapımında bir zorluk yok. Sadece zaman alacak bir model. Düşündüğüm gibi olursa çok şık olacak. Yani düşündüğüm gibi dediğim zaman tam olarak bir model yok aklımda. İşte bir oradan bir buradan kafamda bir şeyler tasarladım. Onu yapmaya çalışacağım. Düşündüğüm gibi olursa çok yakışacak. Bakalım uyumu nasıl olacak? Bunu modelin sonunda hep beraber göreceğiz. Şunun numarasını vereyim. Zemin rengimin numarası çizmeli 504 numara. Diğerlerinde numara olmadığı için onun için bilgi veremiyorum. Hemen şimdi ben yazmamın kenarına yine zemin rengimle zürafamı hazırlayacağım. Sonrasında modelimize geçelim. Hanımlar, zürafamı hazırladım hemen. Zemin rengimle zürafamı yaptım. Yazmamın içerisi bu şekilde. Ben bu yazmaya gerçekten çok bayıldım. Renkler harika. Bir de bu rengin adı da aklıma geldi. Çağla rengi. Evet, rengin adı Çağla rengi. Çok güzel bir renk gerçekten. Böyle bir düz yazma olsa şahane, sade bir model yapılır. Şimdi hemen yine zemin rengimi alıyorum burada. Hemen sabitleyerek başlayalım. Şimdi burada şöyle 3 adet zürafa yapacağım. Yazmayı da çok rahat kıvırdım zürafasını yaparken. Hiç zorlanmadan keyifle yaptım zürafamı. 3 tane zürafa yaparak geriye dönüyorum. Geriye dönerken de zürafamın tam ortasından yapmalıyım ki buradaki dağım güzel şekil alabilsin. Buralarda eksiltmeler yaparak bir tane daha oluşturacağım. Tekrar dönüyorum geriye. Şimdi son zürafamdan geriye dönüyorum. Buraya 3 adet pırpır yapacağım. Adet pırpırım yaptım ve hemen aşağıya yanındaki zürafaya iniyorum. Bu şekilde inanın böyle bile sade güzel bir model olabilir. Özellikle hele iğne oyasına yeni başladıysanız çok güzel bir seçim olabilir böyle bir model. Mesela diyorum ya, düz bir çağla rengi olsaydı, tek renk, bence bu model bile çok fazla yakışacaktır. 3 tane yapıp geriye dönüyorum. Dağımı oluşturdum. Tekrar
Son bölümde geriye dönerek 3 adet pırpır yapacağım. Üç tane yaptık pırpır. Hemen aşağıya inelim. Evet. Bakın dediğim gibi böyle güzel bir model olmaz mı sizce de? Düz bir model. Tek seferde de bitebilecek bir model olurdu. Şimdi ben bir tane daha yapacağım. Hanımlar, alt bölümü ben tamamladım. 3 tane daha yaptım. Arada da 5 adet boş zürafa bıraktım. Dağlarım 3'er adet. Şimdi ara kısmına geçiyoruz. Burada ilk olarak mor ipimi alacağım. 5 adet bırakmıştım. Ben 3.'den tam ortadan ipimi düğümlüyorum. Şimdi burada ilk olarak 2 tane küçük pırpırla başlıyorum. Çok küçük 2 adet pırpır. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Şimdi köşelerden arttırmalar yapacağım. Tekrar diğerine geçiyorum. Gözeneyim 3 oldu. Tekrar dönüyorum. Arttırmalarımı devam edeceğim. Gözenek sayım 7 olduğunda burayı tamamlamış olacağım. Gözenek sayım 5. Ben 7'ye tamamlayacağım.
Şu an 6 oldu. 7. sıramı da tamamlayayım. Evet. Gözenek sayım 7 oldu. 7 olduktan sonra sıkı bir düğüm attım. Buradan ipimi kesiyorum. Kestikten sonra son olarak şöyle bir dokunuş yapalım. Şu köşelerdeki baştaki ve sondaki pırpırımızın kenarlara tam olarak bir açıyla bakmasını sağlayalım ki buranın görünümü tam böyle üçgen olsun. Şimdi diğer renklerimin de bu üçgen dilimini tamamlayacağım. Sonra üst kısmında tekrar devam ediyoruz. Diğer üçgen bölümleri de tamamladım. Şimdi son bir aşamamız kaldı. Burada da krem ipimi alıyorum. 7 adet gözeneğimiz vardı. Ben tam ortadan dördüncüden düğümlüyorum. Krem ipimi tam ortadan düğümlüyorum. Ve burada 3 adet de pırpır yapacağım. Pırpırlarım azıcık uzun olacak. Çok kısa bir pırpır değil bunlar. Güzelce düğümü de sıktıktan sonra buradan keselim. Sonrasında tekrardan ilk pırpırdan düğümleyeceğim. Burada da tekrardan 3 tane küçük pırpır yapıyorum. Bunlar da oldukça küçük. Bu pırpırların tepesine de küçük bir badem oluşturacağım. İlk başlangıç 3 pırpırını yaptık. Tekrar burada geriye dönerek eksiltmeler yapacağız. Geriye döndüm. Bunları oldukça minik yapmaya özen gösterelim. Son olarak tepeye gelip güzelce sıkıyorum. Tepede de ipimi kesiyorum. Sonrasında bu bademi pırpırımın tam tepesine eşit miktarda olsun diye tam tepeye taşımam lazım. Evet, bu şekilde tam orantılı oldu. Ve diğerlerine de aynı şekilde bademler uygulayacağız. Pırpırlarımı yaptım. Şöyle bir araya getirerek sıkılaştırdım bu alanı. Dar bir alan oluşturacağız çünkü buradaki bademimiz de küçük minik bir şey olsun. Aralarını çok açmadan burayı tamamlamamız lazım.
kontrol ediyorum. Evet, şimdi ben buradaki bademi de tamamlayayım ve diğerlerini de bitireyim. Son haliyle sizlerleyim. Hanımlar, modelimi tamamladım. Modelin son hali bu şekilde oldu. Bakın, çok güzel uyum sağladı yazmayla da. Ben kendi adıma çok fazla beğendim. Biraz oyalıyor ama yine dediğim gibi çok güzel farklı bir görünüşü var. Şöyle elimde koyduğum zaman daha güzel belli olur renkleri. Ben keyif alarak yaptım ama dediğim gibi zaman alan bir model. Şimdi şöyle de yakından tutalım. Modelin arka yüzünü de gösteriyorum. Evet. Yazmamızın kenarında bu şekilde çok güzel bir görünüşe sahip olacaktır. Yine her renkle de güzel olacak bir model bu da. Şimdi buna bir fiyat vermem gerekirse bu model benim yazma haricinde sıklığı da bu şekilde olacaksa en az 100 TL'den başlayabileceğim bir model olurdu. Bugünkü selamlarımı da kime gönderiyorum? Gülhan Ertekin Hanım'a çok çok selamlar gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Yine beni izleyen her birinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.